Selamlar, yeni bölümle karşınızdayız. Yine aynı üçlüyle. Geçen hafta yayın ihalesiyle ilgili konuşmuştuk. Onu şurada bir yerde bulabilirsiniz. Bu hafta da şey diyorum, konuşalım. Şimdi bu yayın ihalesinin artışı veya azalışı veya bizim ülkemizdeki miktarların az oluşuyla ilgili konuşmuştuk. Avrupa'da, Avrupa müsabakalarında, uluslararası müsabakalarda hem maçların artışı, hem takımların artışı hem de bununla ilgili yayın gelirlerin artışı ile ilgili bazı beklentiler var. Peki bizde böyle olsa nasıl olur? Yani maçlar artsa, takımlar artsa, yayın gelirler artabilir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Selçuk Hocam, sizinle başlayalım. Bizim ligde takım sayısını artırsak ne olur? Bence çok kötü olur. Kısa cevabı bu. Hatta bence azaltmamız bile lazım. Neden öyle düşünüyorsunuz? Niye? Mesela bak şimdi bu sezon 20 takım var ligde. Haftada 10 maç yapıyorlar, 38 hafta oynuyorlar, 380 maç yapılıyor. İşte 18 takım olsaydı, haftada 9 maç çarpı 18, 306 maç olacaktı haftada. Yani 74 tane fazla maç yapıyor şu an takımlar. Hı hı. 4 büyüklerin maçlarına ilgi çektiğini varsayalım. Fazladan 2 takım olması, 4 büyüklerin toplamda 16 fazla maç yapmasına sebep olur. Hı hı. 74 mi demiştik? 74 fazla maçın 16'sını çıkar. Kalan 58 maç muhtemelen toplam reytingi bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı etmiyordur. Yani izleyiciye de bir faydası yok. Yayıncıya da bir faydası yok. Taraftara da bir faydası yok. Üstelik ne oluyor bir de biliyor musun? Mesela toplam gelir diyelim ki 100 dilimlik bir pasta var. Bunu 20 takıma bölsen takım başı 5 dilim düşecek. 18'e bölsen 5,5 dilim düşecek. Ne demek bu? %10 daha fazla gelir yaratacaklar. Hatta 16'ya düşürsen %25 daha fazla pay alacaklar toplam gelirde. O yüzden ya aritmetik olarak bile gelirlerin düşmesine sebep oluyor. Bu bir. İkincisi mesela tek akıllı biz miyiz de bu kadar büyük takımlı, çok takım sayılı bir lig oynuyoruz. Mesela şöyle bir olay olmuştu Covid'de, İskoç Ligi'nde. Ligi tescil ettiler bitmeden. Ve küme düşen takımlar, şampiyon takım vesaire belli oldu. Sonra bu küme düşen takımlar itiraz ettiler. Dediler ki küme düşmeyi kaldıralım. Bizim ligimizde de olmuştu. Zaten o yüzden 18'den 21'e çıkardık. Hı hı. Sonra şu an 20'de tutuyoruz takım sayısını. Hı hı. 42 takım en üst 4 ligdeki yer alan toplam 42 takım oylamaya sunuldu bu. Ve 16 tanesi evet dedi, 26 tanesi hayır dedi. Niye hayır dediler, çok mu kötüler? Hayır, kendilerini düşünüyorlar. Hmm. Çünkü gelirleri daha çok takıma bölünecek. Gelirlerin azalmasına sebep olacak. Gelirler azalırsa ne oluyor? Kalite düşüyor, bunu da Türkiye'de görüyoruz. Geçen sene rekor puanla şampiyonluk yaşadı Galatasaray. Bu sene ya Galatasaray ya Fenerbahçe rekoru pekiştirerek daha da rekor puanla bir şampiyonluk yaşayacak. Hmm. Bunun sebebi diğer takımların kötü olması, büyük takımların bütün maçlarını kazanabilmesi. Bir de şöyle bir şey var. Tribünleri de dolduramıyoruz. Çok fazla maç olunca insanlar gitmek istiyor. Mesela İspanya'da şöyle bir kural var. %70'ini dolduramazsan stadın ceza veriyor federasyon sana. Bizde çok sert olur tabii %70. Hani her şehirde malum 30-40 bin kişilik stadlarımız olduğu için de %50 olsa, dolduramayan da ceza alsa bir süre sonra ne olur? Ve bu yaptırımlar uygulansa bir doğal seleksiyon olur. Hı. Seyircisi olmayan takımlar yok olurlar, giderler. Artık bilmiyorum kahveden mi dayı amca toplarlar yoksa belediye işçilerini mi götürürler maça zorla bilmiyorum ama mecburen doldururlar. Ve stadın dolması niye önemli biliyor musun? Covid dönemini hatırla. Televizyondan maç izlerken ne kadar kötüydü. Bağırış, çağırış, hatta yayıncılar ses falan veriyordu arkaya. Ürün kalitesi artsın diye, yani televizyon izleyicisini de etkiliyor stadın boş olması. Ya futbolcunun oynamasını bile etkiler bence. Tabii ki %100 performansı etkiliyor ayrı. Televizyonda izleyenin aldığı keyfi bile etkiliyor ya. Hani bu kadar önemli bir şey. Hı hı. Geçen hafta konuştuk ya, ürün kalitesi, marka değeri. Hani tamam sahadaki futbol çok önemli, oynanan futbolun kalitesi ama hı hı. Başka faktörler de var. Ben bir tüketici olarak mesela dolu tribünler önünde oynanan maçlar izlemekten keyif alıyorum ve birçok tüketici de benim gibi düşündüğüne eminim. Hocam başka tüketici ne ister, ne bekler? Haksız mıyım? Tabii tüketici mi? Hele de modern tüketiciden bahsediyorsak çok karmaşık bir zihin yapısına sahip hepimiz. Şimdi tüketiciye bir ekonomik aktör olarak baktığımızda genel uzunca yıllar bir fayda maliyet analiziyle anlayabileceğimizi zannettik. Ama tabii son 30-40 yılda artık
insan zihninin ne kadar karmaşık bir karar verme süreci olduğuna dair kavrayışımız gelişti. Biz tüketici olarak bir ürün ya da hizmet satın alırken sadece ortaya bir para koyup bunun karşılığında da bir fayda beklemiyoruz. Pek çok maliyet kalemimiz var. Hı hı. Bunlardan en büyük belki de maliyet kalemi de zaman. Çünkü parayı kazanmak için de zaman harcamak zorundayız. Sonra hı hı. o parayı harcamak için de zaman ayırmak zorundayız. Ve her tercih pek çok vazgeçişi beraberinde getirmek zorunda. Dolayısıyla ben maçı izlerken yapabileceğim pek çok farklı aktiviteden vazgeçmek zorundayım. Bu benim bir sosyal kaynağımı değerlendirdiğim bir yatırım aracı aslında. Hı hı. Bana psikolojik faydaları olabilir beklenti olarak. Sosyal faydaları olabilir. Hı hı. Ya da ekonomik faydası da olabilir işte. Hatta bahis vesaireyi de işin içine katarsak. Ama her ürün her metada olduğu gibi arz ne kadar artarsa birim başına değer, finansal değer düşecektir. Bunun psikolojik değeri de düşecektir. Çünkü haftada 2-3 maçı izleme şansına sahip bir tüketicinin bir sonraki maçı kaçırmaktan duyacağı kaygı düzeyi haftada bir maç izleyen tüketiciden çok daha düşük olacaktır. Dolayısıyla onu ikame etmek çok daha kolay. Bir de bunun üstüne yerel lig rekabetinin beraberinde gelen uluslararası rekabet, diğer liglerin erişiminin artık kolaylaşması ve kalitesi daha yüksek. Futboldan örnek verecek olsak işte Premier Lig, Bundesliga gibi ürünlerin de artık yerel ligle çok fazla rekabete girmiş olması tüketicide bir yorgunluk ve bir doygunluk yaratıyor çok doğal olarak. Bu ne demek? Daha fazla kişiye tekil olarak maçı izlettiriyor olabilirsiniz ama o her bir tekil kişinin maç başına aldığı haz ve bir sonraki maçı izleme motivasyonunun yükseldiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla tüketiciyi anlamak için aslında biraz daha tabii burada Amerikalılar çok ileri noktadalar yani tüketici öngörüsü dediğimiz analitik çalışmalara çok dayandırdıkları için kendi yönetim stratejilerini. Onlar sadece kısa vadeli finansal ekonomik getiri ve büyümeyi baz almıyorlar. Tüketici deneyimi üzerine bir ürün kurguladıkları için sürdürülebilir başarıya daha kolay ulaşıyorlar. Herbert Simon'ın 70'li yıllarda altını çizdiği bir kavram var. Dikkat ekonomisi diye. Yani kısaca özetleyelim. Arz talep ürünün piyasaya sunulan ürün karşılığında gelen talep ve ortaya çıkan fiyat üzerinden ekonomik modellerin çalışmaması insanları farklı arayışlara itti. Burada da Simon'ın bakış açısına göre bir piyasada en az bulunan kaynak, en zor ulaşılan, en zor bulunan kaynak neyse o piyasadaki dengeleri aslında belirleyen şey de o kaynak oluyordu. İşte zamanında altına dayalı para sistemi vardı. Sonra paranın kendisi en önemli şeye dönüştü. Ama artık şimdi işte dijitalleşme, kripto paralar vesaireyle dünya ekonomik sistemler yeni bir yön arıyorlar. Simon 70'lerde şunu söylemişti. Dikkat dünyadaki en zor ulaşılan kaynak. Çünkü insanların dikkatinin dağıldığı çok fazla şey var. Dolayısıyla kitlelerin dikkatini yakalayabiliyorsan çok değerli bir şey yapıyorsun demektir. Ki bugün ne kadar dikkat süresi düştü? Evet yani 70'lerden itibaren sosyal medya, dijital mecralar yokken daha altını çizdiği bir kaygıydı bu. Dolayısıyla ben bir tüketici olarak hocam sadece bir maçı satın almıyorum ya da tüketmiyorum. Orada vazgeçtiğim diğer şeyleri de tüketmiş oluyorum. Çünkü onların pek çoğunu artık yapma şansımı kaybediyorum. Arkadaşımla yemeğe çıkamıyorum. Bir sinema filmini izleyemiyorum. O maça bağlıyorum kendimi kısıtlı zamanımı. Dolayısıyla sözün özü maç sayısını arttırmak demek uzun vadede sürdürülebilir şekilde ekonomiyi büyütmek demek değildir. Ya aslında iki konu var benim biraz daha altını çizmek istediğim. Hem sporcular açısından belki düşüncelerinizi dinleyebilirim. Yani sonuçta maç sayısı arttıkça onların dinlenme süreleri azalıyor. İşte antrenman sürelerinde belki farklı ayarlamalar yapılıyor. Antrenman şiddetlerinde belki farklı ayarlamalar yapılıyor olabilir. Bir de aslında bahsettiğiniz bu Avrupa-Amerika karşılaştırmasına biraz bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Önce sporculardan bahsedelim isterseniz. Sporcu tarafı tabii inanılmaz sıkışık bir takvimle artık mücadele etmek zorunda sporcular. Zaten sık sık da buna reaksiyonlar geliyor. Sadece takım sporlarına değil bu arada teniste falan da yani çok önemli oyuncular seslerini yükseltler. Sadece fizyolojik yıkım değil, bunun psikolojik yüküyle baş etme konusunda da hatta önemli markaların bu konularda farkındalık kampanyaları ile karşılaştık geçtiğimiz yıllarda.
Bence aslında herhangi bir pazarın en merkez, en başrol oyuncusu olan aktörlere göre kurgulanması uzun vadeli başarı getirir. Sporda bu kimdir dersek, sporcunun kendisiyle taraftarın kendisidir. Merkeze bu iki aktörü koymadığımızda sağlıklı bir sistem kuramıyoruz. Ve bu bahsettiğimiz sistem, bu maç enflasyonunun yaşandığı, maç sayısının sürekli şişirildiği sistem her ikisine de çok ciddi zarar veriyor. Sporcular hem motivasyon anlamında sürdürülebilir bir performansı yakalayamıyorlar, hem de bedensel bütünlüklerini, sağlıklarını koruma anlamında çok ciddi problemler yaşıyorlar. Keza işte NBA'de de çok bunu görüyoruz. Artık futbola da sirayet etmeye başladı. Yüklenme yönetimi, load management denilen, işte antrenmanları azaltmak, antrenman şiddetini azaltmak, bazı maçlarda oyuncuyu dinlendirmek gibi yeni yaklaşımlar belirmeye başladı. Yani hani 80'ler, 90'lar NBA ile büyümüş, 90'lar futboluna aşık olmuş bir spor tüketicisi olarak benim çok yabancılaştıran kavramlar bunlar spora. Yani baştan formatı normal bir spor, iyi bir sporcunun, iyi bir atletin kaldırabileceği gibi kurgulamak yerine onun kaldırabileceğinin üstünde bir yükü yükleyip sonra da onu dinlendirmek bana çok abesle iştigal geliyor. Ve sürdürülebilir gelmiyor. Bunun pek çok yansıması var. Kadrodaki oyuncu sayıları artmak zorunda kalıyor. Seyircinin sezona başladığındaki beklentisiyle sezon sonunda elde ettiği fayda arasında uçurum oluyor. Çünkü öngörülemeyen sakatlıklar oluyor. Bir de işte uluslararası rekabet, Milletler Ligi, Uluslar Ligi gibi formatlar, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonalarının takım ve maç sayılarının arttırılması gibi pek çok konu var. Yani finansı ve parayı yönetenlerin ürünü de yönetmesinden kaynaklanıyor problem. Yani ürüne sahip çıkanlarla parayı yönetenlerin aynı kişiler olmaması lazım. Bunların işbirliği yapan ekipler olması lazım. Yani benim görüşüm bu konuda hocam. Sen ne dersin? Ya bir de tabii dediğin çok doğru hocam. Bir sürü paydaşı var spor endüstrisinin ve çıkarları çatışıyor çoğu zaman. Yani mesela yayıncı kuruluş ne istiyor? İşte her gün her saatte başka bir maç olsun. Maçlar çakışmasın. O yüzden işte büyük takımları mesela hep prime time'da oynamasını tercih ediyor. Hocam gündüz maçlarına nasıl hasret kaldık? Yani tabii, hafta sonu işte izledik, birkaç gündüz maçı vardı hem Türkiye'de hem yurt dışında. Tamamen yayıncı kuruluşların talebiyle bu oluyor. Ona göre yapılıyor. Ve cuma oluyor, cumartesi oluyor, pazar oluyor, pazartesi oluyor hatta. Ama mesela hocam şöyle de bir durum var aslında. Yani kolektif hareket, kolektif aksiyon alabilse taraftarlar ya da takımlar buna engel olabilirler. Mesela Bundesliga'da son 2 yıla kadar pazartesi gecesi maçlar oynanıyordu ve taraftar itiraz etti. Biz istemiyoruz yarın iş günü, okul günü, işte hafta içi geç saatte. Biliyorsun Avrupa'da zaten hani mesai çıkışı insanlar evine gidiyor hafta içi. Çok dışarıda çıkmayı sevmez Avrupalılar. Ve adamlar iptal ettirdiler. Artık pazartesi gecesi maç konmuyor Bundesliga'da. Böyle bir gücü var aslında. Çünkü stada giden taraftar aynı zamanda aboneliği de alan taraftar. Sahip olduğu gücün farkına varsa, keza diğer önemli paydaşta sporcular, onlar da ürünü ortaya koyan, üretenler onlar yani. Bir ortada spor diye bir ürün olmaz. Sporcu olmasa ve taraftar olmasa. O yüzden bu iki büyük paydaşın elinde de inanılmaz büyük yaptırım gücü var. Mesela Kuzey Amerika liglerinde ne kadar güçlü bu oyuncu lobisi. İşte yeri geldi şey yaptılar, lockdown yaptılar. İşte Allen Iverson falan Türkiye'ye gelmişti, hatta Beşiktaş'ta oynamıştı hatırlarsın o zaman. Yani sporcuların eli çok güçlü aslında. Ama Avrupa futbolundaki yapı henüz sporcuların bu inisiyatifi almasına izin vermiyor. Çok değil yani bundan işte 20 yıl önce, 30 yıl önceye kadar sporcular, Avrupa'da futbolcular modern köle gibiydi Bosman kuralı çıkana kadar. Sözleşmesi bitse bile başka takıma gidemiyordu da. Hani o yüzden o açıdan çok Amerika'nın gerisindeyiz, ama dediğin çok doğru. Sporcu yıpranıyor, seyirci yıpranıyor. Hani bir yandan ürünün değerinin düşme boyutu var. Bir de hocam ülkemize baksana, her hafta bir sinir stres harbi, her hafta yeni bir olay. Hani böyle bir tüketiciyi tüketen bir tarafı da var yani bu. Bu kadar çok maç olmasın. Tüketici değil, tükenici olduk değil artık. Yani tükeniyoruz sporu takip ederken. Gerçekten öyle. Hele Türkiye'de bir spor tüketicisiysen, maliyeti ayrı tüketiyor, polemiği ayrı, şiddeti ayrı tüketiyor. Yani gerçekten çok zor. Bizim işimiz de zor be Merve. Öyle.
O zaman şeyi de sormak istiyorum ben. Şimdi Avrupa'da durum böyle. Siz dediniz ki biz mi akıllıyız? Yani Amerika nasıl? Amerika'da akıllı mı bu konuda? Maç sayıları, takım sayıları, nasıl ayarlamalar yapılıyor? Amerika'da da bu çok ciddi, uzunca süredir tartışılan bir konu. Spor taraftarlarının sadık taraftar mı olması yoksa günübirlik eğlencelik taraftarı mı evrilmesi konusu benim takip edebildiğim 30 yıldır üzerine tartışılan, yazılan bir konu. Ama Selçuk Hocam da az önce altını çizdi. Çok güçlü oyuncu sendikaları var NFL'de, NBA'de, beyzbol liginde. Ve periyodik aralıklarla işte bazen 5 yılda bir, bazen 10, bazen 7 yılda bir liglerle oyuncu sendikası masaya oturuyor ve yeni bir anlaşma imzalanıyor. Bu toplu iş sözleşmesi diyebileceğimiz, belki Türkçesine collective bargaining agreement diye geçiyor. Aynen öyle. Her lig için oyuncuların orada maksimum maç sayısı, minimum kontrat bedeli gibi pek çok noktada sigorta şartlarından, doping testlerine kadar hatta ligle oyuncuların pazarlık ettiği ve üzerinde anlaştığı ve imzaladığı bir mutabakatla ligler yönetiliyor. Burada da örneğin ligin elde ettiği toplam gelirin yüzde kaçının oyunculara maaş olarak ödeneceğine kadar oranlar belirleniyor. Ki çoğu, yani bildiğim kadarıyla son anlaşmalarda liglerin toplam gelirinin yarısından daha fazlası oyunculara dağıtılmak zorunda, lige göre değişse bile. Öte tarafta son yapılan araştırmalar, Covid sonrası ciddi bir artış olmasına rağmen 2023 sonrası ve 2024 trendlerinde tüketicilerin özellikle sezonluk kombine satın alma eğilimlerinde düşüş olduğunu ama daha kısa süreli paketleri almak ya da tek maçlık biletlere yönelmek gibi böyle bir talep değişimini gözlemlediğini gösteriyor Amerika'da. Ve bu kaygı verici. Çünkü sadık müşterinin de artık bu az önce bahsettiğimiz dikkat ve zamanı buraya yönlendirme konusunda tereddüt ettiğini gösteriyor. Ya belki maçlara daha sonradan ulaşabilirliğin artması çok büyük bir etken olabilir. Bu çok önemli bir etken. Bu yeni dijital platformlar, işte on demand teknoloji denilen içeriğe ben istediğim zaman istediğim yerde ulaşayım kültürü ve alışkanlığı. Sporun belki de en çok tartışması gereken konulardan birisi. Sadece kendini kurtarmak için değil bu arada. Kolektif duygu, toplumdaki kolektif bütünlüğün korunması adına da spordan daha güçlü bir malzeme, içerik bulabilir miyiz? Çok emin değilim. Yani aynı anda milyonları, kitleleri aynı içerik başında toplayacak, o duygu bütünlüğünü sağlayacak başka bir içeriğe sahip miyiz? Emin değilim. Yani umarım olmaz. Bir savaş, bir doğal felaket, bir göktaşı falan çıkıp gelmedikçe bir yerlerden hiçbir zaman milyonları, milyarları belki aynı anda ekran başına toplayamayız spor dışında. Şimdi spor bu gücü kendi eliyle kaybetmeye başladı. On demand hizmetlerle, yani özetleri vererek ya da işte tüketicinin sonradan istediği zaman izleyebilmesi gibi teknolojileri getirerek. Ben bu konuda bir öngörüm var. Böyle giderse maçları canlı izlemek, gerçek zamanlı tüketmek paralı olmayacak. Hatta insanlara bunu yaptırabilmek için bazı teşvik unsurları sunmak zorunda kalacağız. Ve uzun vadede ben özet görüntülerin, maçı sonradan izlemenin paralı bir ürüne, hizmete dönüşeceğini düşünüyorum. Yani böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında izlenebilirlik özellikle futbolun en büyük asetlerinden bir tanesi o belirlenemez, öngörülemez, senaryosuz hali ve insanı gerçekten ekrana bağlaması, ama bu şekilde giderse... Evet, yani sonucunu bildiğim bir maçı zaten ne kadar iyi izleyebilirim ki? Zaten o şey, en iyi hareketleri izlemek, işte tartışmalı kararları izlemek gibi bir yere gidiyor o. Sonucu biliyor çünkü çoğu insan. Yani sporun öngörülemezliği ürünün en çekirdek değerlerinden bir tanesi. Bunun üzerine de ciddi düşünülmesi gerekiyor bence. Evet. Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla Amerika ve Avrupa arasındaki en temel faktör futbolcunun fokusu alınıp onun üzerinden... Sporcunun diyelim. Sporcunun. Ya burada futbol konuştuğumuz için futbolcu dedim ama Avrupa'ya genel anlamda... Avrupa'ya belki biraz değinebiliriz. Avrupa'da da ciddi çatışmalar var. Yani UEFA, FIFA gibi büyük yapılar var. Bunlar dışarıdan baktığımızda sporun âli çıkarlarını koruyan, uluslararası
kar amacı gütmeyen örgütler ama tabii içeri kapıdan içeri girince ne olup ne bitti o bambaşka bir tartışma konusu. Onu pek çok içerik var internette zaten o konuda bilgi edinebileceğimiz. Ama şimdi burada da büyük takımların işte Florentino Perez, Real Madrid'in Avrupa Süper Ligi girişimi gibi girişimler de aslında Amerikanlaştırma eğilimlerinin, Premier Lig'in uzun süredir yapmaya çalıştığı, yani sadece içeriğin Amerikanlaştırılması değil aslında, sahiplik yapısında da ciddi bir Amerikanlaşma var. Hmm. Pek çok Amerika kökenli fon da futbol pazarına özellikle girdi Avrupa'da. Bu bir şey değil ya, benim hani söyleyeyim Amerika başka, Avrupa başka gibi kestirip atmıyorum ama gerçekten sporun sosyolojik konumu çok farklı. Bir de şunu gözden kaçırıyoruz, Amerika'da kolej ligleri var. Ya orada zaten o sadık taraftarlık, o kültürel tüketim kolej ligleri üzerine devam ediyor. Evet, yani vitrindeki NBA, NFL gibi yerler biraz daha o eğlence sektörü, entertainment tarafına hitap ediyor. Oraya konumlanmış ama Avrupa'da bunun bir ikamesi yok. Yani Avrupa'da biz futbolu, basketbolu sadece bir entertainment, eğlence sektörü işine, projesine dönüştürürsek toplumun çok önemli bir nüvesini, bir değerini almış olacağız elinden. Dolayısıyla ben Amerika modelinin Avrupa'ya birebir uygulanabileceğini düşünmüyorum. Sporcuların hakları tarafında ama çok ciddi bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Yani kesinlikle bir meslek örgütlenmesi gerekiyor her branşta. Peki hep erkek tarafını konuştuk futbolun. Kadın futboluna biraz değinelim bence. şimdi mesela veri bakımından değinecek olursak 2018'de bir kadın futbol çalıştayı gerçekleştirmişti Türkiye'de. İstanbul'da ve şu çıkmıştı ki kadın futbolcuların ihtiyacı olan alanlardan bir tanesi aslında daha çok maç yapabilme imkanı ve daha çok antrenman ve daha çok takım olduğu ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesiydi bu. Yani şimdi erkek futbolunda maç ve takım sayısının artması bu kadar olumsuz yankılanıyorken kadın futbolunda bunun bir ihtiyaca dönüşüyor olması aslında sizce neyi anlatıyor burada? Ya önce şunu söyleyelim bence. Bu sadece kadın sporu veya futbol değil. Bütün spor branşlarında çok temel bir problem Türkiye'de. Nerede, ne zaman, kaç kişi, ne yapıyor belli değil hiçbir zaman. Kaç sporcu var belli değil. Statlarda kaç kişi var doğru düzgün belli değil. Bilet fiyatları ne kadar belli değil. Sporcular kaç para alıyor belli değil. Dolayısıyla yapılan çalışmalar, söylenen her şey aslında eksik. Çünkü realiteyi tam olarak bilemiyoruz, ortaya koyamıyoruz. Şimdi mesela işte bir ders için geçenlerde Türkiye'de kaç lisanslı sporcu diye var diye merak ettim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesine girdim hocam. Kocaman bir link var böyle 2022 sporcu sayıları diye. Ben sandım ki böyle branş branş lisanslı sporcu sayılarını verecek bana. Tıklayınca bir Word dosyası indi büyük fontla. Türkiye'de işte bilmem kaç milyon sporcu vardır yazmışlar. Bu yani lisanslı sporcu sayısına dair veri. O yüzden hani kadın futbolunu sen benden çok daha iyi biliyorsun bu konuda. Hem içeriden hem dışarıdan daha iyi gözlemlemiş ve bilgi almışsındır. Ama benim gördüğüm temel problemlerden biri büyük takımlar mecbur bırakıldı kadın futbol takımı kurulmaya UEFA tarafında ve işte gönülsüz bir şekilde yapılıyor bu, mecbur oldukları için yapılıyor ve kadın futboluna bir değer yaratmak gibi bir hedefleri ya da kaygıları da yok. Onlar sadece bir kutuya tik atıyorlar, bak UEFA biz yaptık o yüzden senin kurallarına uyuyoruz diyebilmek için. Yoksa yani erkek futbolunda yaşanan problemler misli misli eminim ki kadın futbolunda yaşanıyor. Altyapıdan üst yapıya, işte takımların şartlarından, oyuncuların maaşlarına, ödenmesine, ödenmemesine her türlü problem. Evet, siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani şimdi futbol, kadın futbol pazarı önce bence tartışma. Kadın futbol için bir pazar yaratmadan bir sahne ve ürün yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye üzerinde söylüyorum. Avrupa ve Amerika'da çok ciddi büyüyor ve bunu görüyoruz. Tabii hocam yani 94 Dünya Kupası'na kadar Amerika'da kadın sporuydu futbol yani. Ondan sonra işte Pele falan transfer oldu da ondan sonra şey olmaya başladı yani. Aa futbol erkekler de oynuyor diye. Mesela işte sen bilirsin Merve bu işte algı, stereotyping hikayesi var ya mesela işte nedir stereotipler? Hayattaki işte ne bileyim polislik veya itfaiyecilik erkek mesleğidir. İşte
öğretmenlik, eczacılık, kadın mesleğidir falan. Sporda da var çok benzer stereotipler. Aslında burada bir dipnot söylemek istiyorum. Bu polislikle ilgili mesela kadın futbolcuların en çok tercih ettiği mesleklerden bir tanesi ikincil kariyer olarak seçtiği polislik mesela. Kadın mesleği olarak belki stereotipleştirilmemiş Türkiye'de. Bir alan. Evet, Türkiye'de polislik, beden eğitimi öğretmenliği ve koçluk yani antrenörlük yapmak. Yani orada parantezi kapadım. Siz devam edin buyurun. Ya bu algı, toplumdaki algı spora katılımı da doğrudan etkiliyor ve tabii spora katılım spor tüketimini de doğrudan etkiliyor. Mesela şu an kadın voleybolu Türkiye'de tahtaya vuran nazar değmesin hiçbirine. İnanılmaz göz önünde, inanılmaz başarılar ve şu an altyapılarda sıra var. İnsanlar çocuklarını voleybola yazdırmak istiyor. Hani bu Hakan hocamın dediği bir pazar yaratmadan, bir sahne yaratmadan sen işte bir sürü gurbetçi futbolcu var, bir sürü yabancı futbolcu var hem erkekte hem kadın futbolunda. Ama bu kadın futbolunu kim izleyecek, kim oynamak isteyecek, sen bu oyuncu yeteneğinin, yetenek havuzunun devamlılığını nasıl sağlayacaksın? Çok önemli bunlar. O yüzden hocamın dediği çok doğru yani. Yani burada işte Amerika örneği aslında çok net gösteriyor hocam. Yani kadın futbolunun ilkokul, ortaokul, liseden itibaren orada ne kadar büyük bir yatırım yapıldığını, her okulun kendi takımını kurmasıyla birlikte bu tohumlar hemen yeşermiyor tabii ki. 10 yıllar sonunda ne kadar büyük bir pazara dönüştüğünü görüyoruz ve hocamın belirttiği o kadın sporu algısını yaratabildiğini görüyoruz. Türkiye'de de tam tersi yani. İşte futbol erkek sporudur gibi saçma sapan basma kalıp şeyleri, sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Burada Türkiye'de evet ciddi bir yatırım hamlesi var ama bu bizim spora yatırım yaparken stadyum yapmaktan ibaret olduğunu zannetmemiz gibi. İşte adalet sistemini geliştirirken adliye yapmaktan ibaret zannetmemiz gibi. Ya da sağlık sistemini geliştirirken hastane inşa etmekten ibaret zannetmemiz gibi. Burada da aynı hataya düşüyoruz. Yani biz 8-10 yaşındaki kız çocuklarının okulun bahçesinde futbol oynamasını teşvik edemediğimiz müddetçe bu insanlar ileride ne elit futbolcular olabilecekler ne de kadın futbolunu izleyen sadık taraftarlara dönüşecekler. Önce yatırımın oraya yapılması gerekiyor ama işte bu yatırım geri dönüşünü çok uzun vadede verdiği için hiç kimse için, yatırımı yapan kesimler için şu an en azından feasible ve mantıklı bir yatırım olarak görülmüyor maalesef. Bir de işin şu tarafı var. Birincil pazar zaten erkek futbolunu izleyen aileler olmalı. Kadın futbolunun konumlandırılması açısından da. Erkek futbolu pazarı zaten kendi tüketmeye çalıştığı maç sayısına yetişemiyorken zaman, para, pek çok kısıt sebebiyle kadın futboluna ayıracak ne vakit var, ne ilgi var, ne zaman, para, hiçbir şey yok. Bu işte ürünlerin birbirini yemesi durumu var biraz burada. Yani aslında iki ürünün birbiriyle eş güdümlü yönetilmesi, ona göre konumlandırılması gerekiyor. Amerika'da işte NBA ile Women NBA'in farklı sezonlara koyulması mesela bunun çok tipik bir örneği. Kadınlar Ligi'de yazın oynatıyor NBA. Çünkü yönetimleri ortak çalışıyorlar, karar alıyorlar. Sırf NBA, WNBA değil hocam. Bütün profesyonelliklerin playoff takvimi ona göre ayarlanıyor. Çakışması yani beyzbolla, Amerikan futbolla, basketbolla, hokey. Tabii planlama çok önemli. Dediğin çok doğru. Çünkü neticede kısıtlı vakti var herkesin ve kaynağı var. Ve o bahsettiğim fırsat maliyeti hikayesi var. Her seçim bir vazgeçiştir durumu var. O yüzden takvimin bir ayarlanması... Birçok vazgeçiştir artık. Doğru. O kadar çok şeyden vazgeçmek zorundasınız. Doğru. Dolayısıyla evet yani kadın futbolunda daha kurumsal bir, altyapısal bir dönüşüm. Bir de bence şöyle bir problem var. Çok özür dilerim abi, sözünü kestim. Hep şöyle bir algı var. Sırf kadın sporlarında değil bu. Birçok işte belki engelli sporlarında da var benzer bir algı. Futbol oynuyorlar ama daha iyisi var. Ben niye onu izleyeyim? İşte erkek futbolcular daha hızlı, daha güçlü. Ben niye onu izleyeyim iyisi varken? Yani bu işte... Arjantin-Brezilya maçı varken ben San Marino-Liechtenstein maçını izler miyim gibi yaklaşıyor insanlar. Halbuki işte gerek engelli sporlarında olsun gerek kadın sporlarında başka dinamikler var. Mesela Hakan hocamla geçen konuşurken o çok güzel anlattı. Erkek
futbolu özellikle inanılmaz fiziki bir hale geldi son yıllarda. Mesela kadın sporu o açıdan daha teknik, daha özgürlüğün olduğu, şu an erkek futbolcuların hepsi makine haline geldi. Hepsi çok iyi atlet. Koy 400 koşar, 800 koşar. Hani madalya almaz belki ama iyi derece yapar hepsi. Öngörülemezlik çok daha az artık erkek futbolunda. Evet, hata marjı azaldı. İşte daha iyi sporcu olduğu için herkes, daha iyi atlet olduğu için falan. Mesela kadın futbolu bu açıdan aslında o kaybetmeye üst tutan bilinmezlik elementini daha fazla içeriyor içinde. Yani amatör. Amatörlük değil bu. Kesinlikle öyle değil. Amatörlükle alakası yok bunun. Oyunun kurgulandığı ve oyunun yapısı. Yani bazı oyunlar doğal olarak diğerlerinden daha fazla bilinmezlik içerir. İşte, yok hayır, amatör kötü bir şey olarak söylemedim bu arada. O sporun amatör ruhunun korunması anlamında söyledim. Fakat burada kadın futbolunda biraz profesyonelleşmeden uzaklaşma oluyor amatör ruhun korunması. Çünkü amatör statülerini de koruyorlar aynı zamanda kadın futbolunda. Dolayısıyla yani bilmiyorum, biraz daha biraz bahsettiğiniz o altyapısal dönüşümlerin, gelişimlerin olması çok çok önemli kadın futbolunda. Daha destek, bilmiyorum. Yani sadece büyük takımların, işte o dört büyükler diye tabir ettiğimiz takımların altyapısal çalışmalarının dışında diğer takımlarda da bu altyapı çalışmalarını, yani o A takımları besleyecek kadın takımlarının kurulması gibi vesaire, futbol okullarının açılması var ama yetersiz. Dolayısıyla evet, yani ben de katılıyorum bu sadece var diye tik atmak için yapılan çalışmaların anlamsızlığına katılıyorum yani. Aslında amatör ruh derken ya bence önemli bir nokta bu. Erkek futbolundan konuşuyoruz. Şimdi son yıldızlarımız işte Ronaldo ve Messi'ydi o en zirvedekiler. Onların eski jenerasyonlara göre yarattığı, kitleler üzerinde yarattığı ilhamla onlarınkini karşılaştırdığında, tabii sosyal medya etkisiyle milyarlar, milyonlar etkileşime giriyor denebilir ama hı hı. Bence ne bir Maradona, ne bir Pele, ne bir Zidane gibi o futbol taraftarına aşk boyutuna taşıyacak bir şeye ulaştıklarını düşünmüyorum. Ve bunun da en önemli sebeplerinden birisi o amatör ruhu kaybetmemiş olmaları. Yaptıkları işi bir sanat gibi icra etmeleri. Yani sonuç odaklı değil her zaman. İşin sanatsal yönünü de ihmal etmemeleriydi. Şimdi günümüzde futbol öyle bir hale geldi ki 8 yaşından itibaren işte günde 3 saat antrenmanınızı yapmanız lazım. Çok iyi bir beslenmeniz lazım. Okulunuzun ona göre kurgulanması lazım. Ailenizin buna endeksli yaşaması lazım ki siz ileride elit bir sporcu olma şansınızı kaybetmeyin. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda büyüyen bir çocuğun yaratıcılığı, o tutku, aşkı bu konuya bir sanatmış gibi eğilme ihtimali çok düşüyor. Hı hı. Dolayısıyla o bahsettiğin amatör ruh da bir yandan azalıyor ve yok oluyor belki. Hı hı. Ama hala kadın futbolu için bir günümüz dünyasında, yani gelişmiş ülkelerde bile bir kadının futbolcu, profesyonel futbolcu olabilmesi için gerçekten o işi çok sevmesi lazım. Yani ailesi tabii destek verecek ama çok pek çok şeyden vazgeçmesi, oraya çok ciddi yani bir emek vakfetmesi. Evet. Diğer tarafta da bir emek var. Ama onun sonucu beklentiyle oluşan bir emek. Diğer taraf tamamen severek, bir karşılık beklemeden verilen bir emek çoğu zaman. O yüzden de yani yaratıcılık daha büyük fark yaratıyor şu an kadın futbolunda. Yetenek, öngörülemezlik ağırlık olarak daha fazla işte. Ama futbol, erkek futboluna baktığımızda orada antrenörler, antrenman teknikleri, bilimsel yöntemler, koşu mesafeleri, işte biyomekanik ölçümler, teknolojinin entegrasyonu gibi o kadar çok bilimsel girdi var ki artık. Bunlar yanlış anlamında söylemiyorum. Bunların ağırlığı yaratıcılığın ve yeteneğin çok önüne geçmiş durumda. Artık profesyonel futbolda hayranlık yerini hayrete bırakmaya başladı. Bence bu önemli bir fark. Yani ilham hayranlıkla olur ama hayret her zaman ilham vermez kitlelere. Evet. Bence burayı kaybediyoruz biraz pek çok sporda. Kadın futbolu ve diğer kadın spor branşları bu ilham açısından da bence şu an çok önemli. Çünkü pek çok kadına da ilham veriyorlar dünyanın her bir yerinde. Ve bence ders almayı bilen pek çok erkeğe de çok önemli dersler veriyorlar. Umarım biz de bu treni yakalarız ülke olarak. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı son olarak hocalarım? Benim yok hocam. O zaman fazla teşekkür ediyorum. Konuştuk.
Bugün yayın ihalesinden aldık sözü. Daha sonra takım ve maçların fazlalığı ve bunların gelir beklentisiyle ilgisini konuştuk. Ardından biraz Amerika-Avrupa karşılaştırmasını yaptık ve sonra kadın futboluna bağladık konuyu. Bugün bizden bu kadar diyelim. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için.